Arkadaşlar merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize selam. Arkadaşlar bugün cumartesi, ayın 22'si, saat 4, akşama geliyor. Arkadaşlar bugün biraz programlar değişti. Dün video yapmıştım, size söyledim şöyle böyle programlarım var diye. Kız kardeşime gidecektim, su kazanı arıza yapıyormuş. Telefon etti, abi dedi arıza yapmadı o gün bugün. Herhalde kireç mi yaptı içinde, onun için doğru dürüst ısıtmadı mı o an? Bir şey oldu. O iş kalmadı yapma yani. Gitmek zorunda kalmadım. Bana da 100 kilometre filan kendisi. Çok uzun yol ama tabii herhangi bir şey olursa kardeşimiz memnuniyetle gideriz. Bugün yağmur yağdı, hava biraz soğudu, biraz serinledik, iyi oldu. Bahçe biraz ıslandı, çok kuruydu her yer. Herhalde zannederim Avrupa'da böyle, Almanya'da böyle, Fransa'da böyle. Evet arkadaşlar, dünkü videomdan sonra bayağı yorumlar geldi, çok teşekkür ederim. %99,9 abone olanlar, bana yazanlar memnun. Şöyle söyleyeyim, şu anda 1166 tane abonem var. Çok şükür, Allah'a şükür, yeter. Ben bu işi, yani bu videoyu, hobimi ne zaman başladım? Mart ayında başladım. 5 ay oluyor. Ve 5 ay içerisinde bu kadar abone kazanmak şahsen benim için, bir normal işçi için galiba fena değil. Ne bir okul gördük bu konu üzerine, ne bir şey. Çoğunuz memnunsunuz, çok teşekkür ederim. Çoğunuz iyi yorum yapıyorsunuz, bunun için de çok teşekkür ederim. Ama ara sıra tabii, ne diyeyim, bir çürük elma çıkıyor. Şöyle, Migros'a gidersiniz, 1166 tane elma varsa bir tanesi muhakkak çürüktür. Arkadaşlar dün biraz canım sıkıldı. Neden sıkıldı? Bir arkadaşımız, şimdi böyle diyeyim, arkadaşımız yazmış. İnsanları aydınlatacak, insanlara yararlı şeyler konuşun. Canı sıkılan YouTube'çu oluyor. Sen bu işi bırak daha iyi. Güzel kardeşim, beni dinliyorsan bak iyi dinle. Ben seni mecbur etmiyorum YouTube'a girmeye, bir. Mecbur etmiyorum benim kanalımı izlemen, iki. Tamam mı? YouTube'da bin bir çeşit konular konuşuluyor. Hangisi işine geliyorsa onu dinle. Ben video kameramı açıyorum, muhabbet ediyorum ve bana abone olanlar benden memnun. Onlar bana yorum yapıyor, ben onlardan memnunum. Senin beni seyretme bir mecburiyetin yok güzel kardeşim. Git o zaman başkasını dinle, senin kafana göre onu dinle. Çünkü bin bir çeşit konu var. Benim abonementlerim her videomu beğenmiyordur. Çünkü neden? 20 yaşında abonementim var, 75 yaşında abonementim var. 75 yaşındaki adam bu konuyu ilgilendiriyor, 25 yaşındaki adam öbür konuyu ilgilendiriyor. Mesela, sana mesela diyeyim. Dün değerli bir arkadaşımız yazmış, abi araba üzerine daha çok video yapabilir misin? Bu konuya sonra geleceğim. Tabii yaparım. Ama bazısı da diyor, abi diyor, veyahut da kardeşim diyor, dağları çek. Bazısı diyor, şehirleri çek. Herkes çeşit türlü. Ben de bunu yapma uğraşıyorum elimden geldiği kadar. Her gün dağlara da koşamam, her gün Zürih'e de koşamam video yapmak için. Çalışıyoruz. İşimiz gücümüz var. Evimiz var, evin işi gücü var. Bizim de alışveriş yapma ihtiyacımız var. Bizim de bu evi temizleme ihtiyacımız var. Bizim de kendi özel hayatımız var. Sırf videoyla bitmiyor yani bu hayat. Yani lafın kısası kardeşim, hoşuna gitmiyorsa bakma. Bu kadar basit. Veyahut da YouTube'u hiç açma. Yani ne demek canı sıkılan YouTube'çu oluyor? Kendine güveniyorsan kendin yap. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, öbür konuya gelelim. Değerli bir arkadaşım yazmış, abi BMW üzerine 5 serisi bir tanıtma videosu yapar mısın? Yaparım kardeşim. Yalnız küçük bir problemim var.
Elimde BMW 5 serisi yok. Şimdi size buradan sesleniyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız, yani demek istediğim, bana 40, 50, 60 kilometre bir vatandaşımız varsa, 5 serili BMW'si varsa, bana yardım etmek isterse, onunla, arabasıyla videoyu yapabilirsek, müsaade ederse, bana yorum yapsın, bana telefon numarasını veya adresini veya e-mail adresini yazsın, kontak kuralım, beraber bir video yapabiliriz. Kendisi de videoya da çıkabilir, isterse, isterse çıkmaz, onu konuşuruz. Bu sırf 5 seri değil, öbür arkadaşlar da yazabilir. Mesela Audi'si olan yazsın, Mercedes'i olan yazsın. Bizim Türk vatandaşlarımız biraz araba videoları istiyor. Bu yorumlarda devamlı yazıldı. Tamam, bu konu üzerinde birkaç video yapalım. Bakalım nasıl, beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi, ne kadar seyircimiz var. Bana bu konuda yardımcı olursanız değerli arkadaşlarım, gerçekten memnun olurum. Skoda olabilir, Seat olabilir, Renault olabilir, Peugeot olabilir. Elinizde böyle bir araba varsa, herhangi marka, oldtimer, eskilerden kalma olabilir, onu tanıtırız. Benimle, bana yardımcı olarak arabanızı tabii bana o an teslim ederek siz de yanımdasınız. Kullanmama da gerek yok, ben araba falan kullanmak istemiyorum. Arabayı tanıtmak. Kaç model, kaç litre benzin veya mazot yakıyor, masrafları nasıl, servisi nasıl, tekerlekleri nasıl, vitesli mi, otomat mı, üstü açılıyor mu, kapanıyor mu, bunları yani konuşmak arkadaşlar. Yani bu konuda, çünkü çok yazan arkadaş oldu, isteniyor ve o araba üzerine biraz bilgi alıp, insanlarımıza da doğru dürüst bilgi vererek, o arabanın neyi iyi, neyi kötü, neyi daha çabuk bozuluyor, neyi daha iyi yapılmış, kaliteli yapılmış, bunları arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, bütün dünyaya tanıtmak. Nasıl Automotor Sport çıkıyor televizyonda, yeni arabaları tanıtıyorlar, kullanıyorlar, frenlerini deniyorlar, bilmem ne, sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor filan, iyice gösteriyorlar. O kadar gerek yok ama tabii o belli bir şey. Mesela bir araba 7,8 saniyede yüze çıkıyorsa onu da söyleriz yani. O zaten belli, arabayı gidip otobanda basmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar, ondan sonra araba kullanmasına gelince bir arkadaşımız da yazmış. Tabii gidemezsin, 1100-1200 kilometre 80-90'la gidilir mi? Kardeşim, ben öyle bir şey demedim ki, ben 80-90'la da yani gittiğimi bilmiyorum 1100 kilometre. 120 ise 120, 80 ise 80. 80'lik yerde ben 180 gidemem ki. Ondan sonra arkadaşlar, ben teknisyenim, senede 50 bin ile 60 bin kilometre arası araba kullanıyorum. Yani o kadar çok araba kullanıyoruz ki, benim teknisyen arkadaşlarım da, biz devamlı şimdi hızlı gidersek, dikkat etmezsek, gerçekten o kadar çok araba kullandığımız için bize muhakkak her hafta bir radar cezası gelir. Onun için yani 50 ise biz çok dikkat ediyoruz. 55'i geçmemek, 60 ise 65'i geçmemek, 80 ise en fazla 90. O da böyle yani iyice gözlerimiz radar arıyor. Böyle bir yerde bir radar var mı? Artık alışkanlık yani, hızlı gitme şansımız yok. Neden? Ben ehliyetimi verirsem mesleğimi kaybederim. Ondan sonra İsviçre'de cezalar o kadar yükseldi ki, yani 3 aydan başlıyor ehliyeti vermek. 3 aydan başlıyor, öyle 1 ay falan yok. Ondan sonra ben 1 ay uçakla izine giderim, o zaman veririm. O da yok. Polis sana söylüyor ne zaman vereceğini. Ve çoğunda yani anında alıyorlar. Evet arkadaşlar, isterseniz böyle yapalım. Bana yorum yapın, bana yazın, bana yardım edin bu konuda. Bu arada tanışmış oluruz. Arkadaşlar bir şey daha var. Bregenz'den Ercan diye bir kardeşim. Ercan,
Güzel kardeşim, bana telefon numaranı gönderdin, not ettim. Seni telefondan aradım. Avusturya numarasını da yazdım. Bregenz'densin. Abicim çıkaramıyorum seni, iyice çalmıyor. Senin numaranda bir yanlışlık var. Bana bir daha yazarsan memnun olurum. Bregenz'desin, yakındasın. Beraber kahve içebiliriz bir cumartesi günü. Ben St. Margrethe'ne falan gelirim, oralarda bir yerde buluşuruz. Oldu kardeşim, sağ olasın. Oldu arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün cumartesi, yarın pazar. Dinlenin yarın. Rahatınıza bakın. Keyfinize bakın. İyi pazarlar diliyorum. İsviçre'den bol selamlar. Hoşça kalın, Murat.